Arkadaşlar derdinizi anlatın. TOKİ'de iş yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Yaklaşık 200 kişisiniz. Evet abi, doğru. Sıkıntı nedir? Konkordato ilan edilmiş herhalde. Şimdi başkanım düne kadar çalışıyorduk. Evet. Öğleden sonra da işe çıktı, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir herhangi bir aksilik yok. Evet. Saat 4'te üstlerimize bildirdi, taşınlarımıza toplantı yapılmıştı. İşte Olgun Güre ait olan bütün şantiyeler konkord ilan ettiler. Dolayısıyla işi bırakıp koğuşlara gelindirildi. Biz de koğuşa geldik, akşam yemeğini yedik. En basit sabahleyin uyandık, bak yemekhane kapatıldı. Yemekhane kapatıldığı için yani en basit şunu söyleyeyim, sabah kahvaltısı yapmak için yani genel olarak hiç kimsenin cebinde para yok. O gelecek başa, ona gerekli işlemler yapılacak, kimin hakkı varsa ödenecek. Tamam, kabul. Ama şu anda gerekli olan para var millete. Yani 15 gün sonra, 20 gün sonra derdine derman olmuyor. Şu anki derdimizi, yani şu anki derdinde bir derman alıyor. İşte buradan da çıkıp gitmeyecek. Herkes hakkını alacak, ondan sonra çıkıp gidecek. Kimsemizi kandırmasın. Bile ekmeği de bilir, sabah kahvaltıyı da vereyim. Ekmek de vermediler. Ya, ekmek ya. Bak, bir şey o kadar basit oldu mu ya? Patlak verdiğin an şey kesildi. Millet bak alıp kaldırıyor. Adama da veriyorum ben. Adam da haklı. Adam gelir almadığı zaman da giriyor diyemez ki. Yemanayı suçlamıyorum. Buranın yöneticini suçluyorum. Yemanayla bir alakası yok. O da bizim gibi bir işçiydi. Bunlar gitsinler mi? Öyle bir dava yok. Gitmiyoruz. Ben burada kalacağım. Gitmiyor. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Geçmiş olsun. Yani zor bir durum. Ramazan öncesi. Sizleri de anlıyoruz. Sizin sesiniz olmaya da çalışacağım. Ben ne yapabilirim? Sayın Vekilimle de görüşeceğim. Ali Öztürk'le, Genel Başkan Yardımcımız aynı zamanda. Evet, kendisi de ilgilerle görüşüp bize bir haber verecek.